Yani ben konuklar reklamlardan sonra sizlerle bir kez daha buluştuk. Bir kez daha iyi akşam. Bizden izleyen değerli spor severleri ya da yeni gelmiş ekranı başında bizden izleyen siz değerli spor severleri. Bir kez daha iyi akşamlar. Teknik direktörümüz Osman hocamız. Ben Osman Karaylı. Bursa'da Medya TV canlı yayın stüdyosunda sizlerleyiz. Evet, profesyonel takımlarımıza değindik. Bursa sporumuzdan başladık. Klasik sporumuz, İnegöl sporumuz. Üçüncü temsilcilerimizden İnegöl Kalkan sporumuz. Dördüncü konukta Yıldırım sporumuza değindik. Ve şimdi bölgesel amatör ligdeki takım ve temsilcilerine değinirken telefon attığımızda önemli bir ismimiz var. Özellikle Doğu Gücü sayfası olarak yeni bir anlaşma imzaladı ve Doğu Gücü'nün gençleştirme adını yeni bir sayfa açan sevgili İsa Kaya hocamız teknik direktörümüzle beraberiz. Sayın hocam, şimdi yeni hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sen çok teşekkür İyi akşamlar, iyi günler sevgili hocam. Aslında hocam söz verdim ama öncelikle Doğu Gücü sözleşmeniz hayırlı olsun Vatana Millete Spor Camiası'na. Sizlere yakın arkadaşım futbolcu geçmişlerinden bilen teknik direktör kariyerini biliyoruz ve sonuç itibariyle zaman gerçekten yapacağınızı umuyoruz. Neler söylemek istersiniz sözleşmenizle ilgili, Doğu Gücü ile ilgili takım ve hastalarla ilgili yeni başlayacak ikinci devre. Çalışırken orayı güzelleştirmeye çalışan insanlar. Çünkü o her gün de olsa güzelleştirmeye çalışan bir insanlar. Ki burada bir kurul düzen var. İyi bir takım vardı. Ayrılan kardeşlerimiz oldu ama yerlerine iyi oyuncular da aldık. Çok da gençleştirdim. Ama duruyoruz. Bir tane oyuncu kardeşimiz duruyor. Yanına takviyeler yapıldı. Güzel bir camia. Bizim camiamız burası. Güzel işler yapıyorlar. Takip ediyordum ben zaten yakından. Bizim de bir profesyonel bir beklentimiz vardı. Ben sağlıkla karar aldım. Sağ olsunlar. Yöneticimiz başkanımızla olsun. Başkanımız da sağ olsun. Böyle bir teklif gelince kabul ettik düşünmeden. Her şeyler yapacağımıza inanıyorum. Güzel bir kadro olan biz kardeşlerimiz çok özverimli. 10 gündür beraberiz. İnşallah bir gelin bir iş yapıp böyle sürdürmek istiyoruz. Diğer takımlarımızda da bize takımlarımızda da başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim hocam. Size isterseniz ilerleyen sürede bir daha bağlanalım. Sesle ilgili çok net ses alamadı arkadaşlar, bize ilettiler. Hatta kalın, bir iki dakika sonra tekrar bağlanacağız size. Müsait olun sevgili hocam. Müsait bir yerde değilim. Tıpkı halinde bir aktivite yapıyoruz. Dışarı çıktım ama herhalde çekmiyor sanırım bulunduğum yerde. Tamam, o zaman daha sonra tekrar görüşeceğim. Size bu hafta özellikle ikinci devre yeni başlamışken ekranda da şu anda üçüncü ve dördüncü grup var ama bazı yine yakana verebilirsek puan cetvelini. Hocam teşekkür ederiz size. Arkadaşlara selamlar. Başarılar dilerim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Selamlar. Osman Hocam'a da saygılar. Akşamlar diliyorum. Saygılar. İyi akşamlar. Saygılar. Evet Osman Hocam. Ballıgi şu anda ekranlarımızda. Puan cetveliyle başlayalım istersen Ballıgi'yle. Nilüfer Belediyespor zirvede çok güzel yatırımlar yaptılar. Bataja, Ayanbağ kardeşim yardımcısı. Müthiş bir yatırım yaptılar. Tamamıyla hedefleri sorduğumda aynı hocamla bugün görüştüm. Hedefleri üst sıraya kadar bitmek. Büyük sıraya çıktıktan sonra bile hedef üst sıraya kadar yol almak. Söyledikleri bu. Bu şekilde. Zaten Nilüfer Belediyespor transferleri çok güçlü ve karakterli sporcular. Çok etkili. Ballıgil iyi oyuncuları transfer ettiler. Çocuklar da hazırlık maçlarında demek ki hazırlık maçlarında ölçü değil diyordu. Hazırlık maçlarında iyi görüntü vermeseler bile lige fırtına gibi girdiler. Şu anda da büyük ihtimalle bir aksilik olmazsa üçüncü ligi çok geçecekler. Evet. Balıklar, Nilüfer Belediyespor, değerli konuklar, oynadığı futbol, attığı goller, attığı gole istinaden avarajı, yediği gol ve devamına baktığımız zaman 6 golü var. Golcüleri çok önemli ön planda. Kalecisi ön planda ve şu anda Ballıgi 3. gruba lige damga vurmuş durumda. Özellikle en büyük rakibi Yalova Yeşilovaspor'da 1-0 geride olmasına rağmen, kendi sağ ve seyirci avantajına rağmen ikinci 45 dakikada, yani 46 ve 90 dakika arasında 3-1 yenmeyi başardı. Sevgili hocam, çok zor bir maçtı ama bu oyunu force etmeyi bildi çünkü tecrübeli. İzledim maçı. Muazzam bir maçtı. Ve bu arada Yalova, Yeşilova Spor en önemli rakibini puan kaptırmış oldu. Aynı zamanda puan kaptırmakla kalmayıp namarık ünvanını da kaybetmiş oldu. Evet. Yalova, Yeşilova Spor'u çok beğenmedim. Yani diğer takımlara göre iyi olabilir.